Merhaba arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi küçük ama basit bir modern ev yapacağız. Şimdi ilk önce hemen kuvars bloğumuzu alıyoruz. Şöyle 7 üst üste 7 tane koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra aynı şekilde yine bu şekilde yapıyoruz. Bu da 7 arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Sonra arkadaşlar 3 blok gri beton koyuyoruz. Sonra şu şekilde tekrar 3 blok. Yine üst üste 3 blok. Tekrar böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen bir döndüreyim. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Sonra elimizdeki ince camı alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen koyuyoruz. Aynı şekli şuraya da yapıyoruz. Bakayım arada boşluk. Sonra arkadaşlar şurayı 5 blok uzatıyoruz. Dakika, yanlış yaptım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde 5 blok komple gri betonumuzu uzatıyoruz arkadaşlar. Uzattım arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen tam set daha çekelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki kuvarsı aynı şeklini şuraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle aynı şekli buraya yapıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şunların içini tekrar camla dolduracağız. Bir dakika. Camla doldurma işi biraz basit zaten. Evet arkadaşlar, şimdi camla doldurduk ve artık yavaştan kapatalım. Kuvars bloğumuzu şöyle çapraz olacak şekilde şöyle yapıyoruz. Aynı şekli buraya da yapıyoruz. Ve artık çatıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kapatmaya başlayalım. Şimdi aynı şekilde bir de şu duvarı kapatıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Şöyle biraz havaya kalk. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar içeriye geçeceğiz. Ya da ilk önce kapı yapalım, öyle geçelim. Şimdi arkadaşlar kapı biraz ilginç ama olacak. Şöyle 2 blok koyduk şöyle. Sonra arkadaşlar şöyle uzatıyoruz şuraya kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kazalım. Şuraya melhuş tahtalarımızı koyalım. İsteyen farklı tahta çeşitleri de kullanabilir. Hemen şöyle içeriye geçelim. İçeriği de kazıp şöyle huş döşeceğiz. Arkadaşlar ben kazdım, şimdi döşeyim. Şu cam altlarını yine kuvarstan koyuyoruz. Kuvars koyuyoruz şöyle. Sonra şimdi meşelerimizi koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya merdiven koyalım. Olmadı şöyle. Tamam. Şurası kırıldı mı? Yok, kırmamış. Elimizde ocak var. Ocağı şöyle koyalım arkadaşlar. Bu kadar şurası. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Üst katta yatağımızı şöyle hemen koyalım. Yatak koy. Sonra şuraya eşya yapma masamızı koyalım. Buraya da sandık koyacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle şunları alalım. Sandığımızı koyduk. Işıklandırmayı şöyle şuraya koyacağız bir tane meşale. Meşalemizi koyduk ve şimdi dışarıya geçelim. Arkadaşlar evimizin dekorasyonu bu kadar. Şimdi arkadaşlar şuraya havuz yapacağız. Kazayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde 3'e 2 bir yer kazıp su kovamıza su dökebiliriz. Bu da bahçe dekorasyonumuz arkadaşlar. Koy hadi. Tamam arkadaşlar bu kadar. Şuraya bir tane fener koyalım. Tamam şimdi arkadaşlar
Yapraklarla evimizin etrafını çevirelim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Çok güzel nanidade bir ev. Ben beğendim. Zaten Survivor bölümümüzde bunun biraz farklısını yaptım. Ama o kadar da farklı değil yani şimdi. Çok da farklı bir ev değil. Şöyle kapıya kadar çekelim arkadaşlar. Biraz da şunu getirelim. Dur olmadı. Tamam. Şimdi şuraya şu fenerleri şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle köşeleri koyuyoruz arkadaşlar, bu kadar. Şimdi kürek alalım. İsteğe göre patika çekebilirsiniz. Ben patika çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar patikamızı çekelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın şöyle patika çekmek kolay aslında. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Şuraya meşale koymayı unuttum. Ha, tamam. Şu kadar arkadaşlar, işte bu son görünüşü bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde tekrar bekliyoruz. Bir dahaki yapma bölümünde. Bir günlük hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Like a hell cut.